Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kümeler konusuna geçiyoruz ama kümeler için iki tane ayrı video gelecek. Neden? Uzun bir konu. Bu bir. İkincisi tabii ki yazılı çözümlere, yazılı çalışmalarına da başlayacağız. Bu nedenle abone değilseniz hemen abone olun, bildirimleri açın. Başlıyoruz. İlk sorumuz. Kümesi için yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Sevgili arkadaşlar, kümede bir eleman belirtiyorsanız elemanıdır işareti, alt küme belirtiyorsanız alt küme işareti kullanmak zorundasınız. Eğer eleman belirtiyorsanız ekstradan bir küme parantezi kullanamazsınız. Alt küme belirtiyorsanız ekstradan bir küme parantezi kullanmak zorundasınız. Ne demek istiyorum? A elemanıdır bu kümenin. Gerçekten de bu kümenin A diye bir elemanı var. Doğru, küme parantezini almasına gerek yok. Ah ah ah, bitmiş almışım. Şöyle yapalım. Bu inşallah düzgündür. Tamam. A virgül B alt kümesidir A'nın. Bakın şu elemandan dolayı değil. A virgül B alt kümesidir dedi ya. Demek ki küme parantezini alt küme olduğu için getirdi. Bunlar olmadan şu ikisi var. He, şu ikisini al. Küme parantezine giydir. O artık alt küme olsun. Bu da doğru. Peki öğretmenin bunu eleman olarak verseydi, şöyle deseydi, A virgül B elemanıdır A deseydi gene doğruydu. Şu ikisinden dolayı. Ya da A virgül B elemanıdır A deseydi, bu sefer de bundan dolayı doğruydu. Parantezli bir şekilde, ekstradan bir parantez gelmemiş. 1 virgül 2 alt kümesidir H. Hayır. Hayır, özür diliyorum. Hayır değil, hayır. Bakın, A kümesinin şöyle bir elemanı var. 1,2 artı parantez. Eğer sen bunu alt küme yapmak istiyorsan ekstradan bir parantez daha giydirmek zorundasın. Dolayısıyla bu şekliyle yanlış. A kümesinin eleman sayısı 4'tür. 1, 2, 3, 4. Bu doğru. A virgül B çift parantez alt kümesidir A. Doğru. Eğer eleman olarak bunu alıyorsanız ve alt kümeye çevirmek istiyorsanız bir parantez daha koymak zorundasınız. Dolayısıyla 4 tanesi doğrudur diyebiliriz. Bir sınıfta matematik dersinden geçenlerin kümesi A, matematik dersinden kalanların kümesi B ile gösterilirse bu sınıftaki öğrencilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bir düşünelim. Geçenler A, kalanlar B. O zaman bu sınıftaki öğrenciler ya geçtiler ya kaldılar, öyle değil mi? A ile B'nin birleşimi bana direkt tüm sınıfı vermeli. Yani evrensel kümeyi. Ya da şöyle de düşünebiliriz. A ve B birbirinin tam zıttı. Eğer bir öğrenci A'da değilse eminim ki B'dedir. A kümesinin tümleyeni B kümesidir. Bu direkt doğru. Direkt doğru. Hiç uğraşmaya gerek yok. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Öyle olamaz ki. Hem A'ya hem B'ye ait eleman olması gerekir. Hem kalan hem kalmayan öğrenci olur mu? Olmaz. Bu kapsama biliyorsunuz alt kümenin ters taraflı olanı. Bu da yanlış. A ve B kümesinin kesişimi boş kümeden farklıdır. Hayır, boş kümedir. Eğer kesişimleri var olursa bir öğrenci hem sınıfı geçmiş hem de sınıfta kalmış olur. B kümesi A kümesini kapsar. Az öncekinin gene değeri doğru cevap A şıkkı. X, Y sıralı ikililerinden oluşan bir küme. Öyle ki X'in Y'inci kuvveti 64'e eşit ve bunlar tam sayı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümelerinden biri değildir? Arkadaşlar bakın bu kümenin elemanları sıralı ikililerden oluşuyor ve X'in Y'inci kuvveti 64 olmak zorunda. Örneğin 64'ün birinci kuvveti bu kümenin bir elemanıdır. 8'in ikinci kuvveti bu kümenin elemanıdır. 4'ün 3. kuvveti. 4 üzeri 3 64 verdiği için kümenin elemanıdır. Diyor ki hangisi bu kümenin alt kümelerinden biri değildir? Bakalım 2 üzeri 6 64'tür. Elendi. Eksi 2 üzeri 6 gene 64. 4 üzeri 3 gene 64. Elendi. Aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Hocam ama burada eksi 2 üzeri 6 almamız gerekmiyor mu? Hayır. X'in y'inci kuvveti yani eksi 2'nin 6. kuvveti almak lazım. Burada her ne kadar parantezsiz yazsa da siz buraya yazarken parantezde yazarsınız. Eksi 8'in karesi 64. 4'ün küpü 64. 64'ün birinci kuvveti 64. 8'in karesi 64. Eksi 4'ün üçüncü kuvveti. Eksi 64 olur. Elendi. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi diyor ki A kümesinin alt kümelerinin kaçında A vardır?
Bakın bir küme verdiğinde ve kaçında A vardır diye sorduğunda yapacağınız şey A'yı kapatmak. A'yı kapattığınızda geriye kaç eleman kaldı? 5. Cevap 2 üzeri 5, 32. Aklınıza şu gelebilir, hocam A vardır dedi ama biz A yoktur olanları bulduk. Doğru, vardırların sayısıyla yokturların sayısı bu eleman için aynı. Neden? Çünkü siz A'nın olmadığı 32 tane alt küme buldunuz, öyle değil mi? Şimdi bütün bu kümelere A'yı ekleyebilirsiniz. Hepsinin içerisinde A olan 32 tane alt küme elde edeceksiniz. O yüzden vardırlarla yokturlar eşit çıkar bu soru tarzında arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkı. Benzer bir soru. Bu sefer sadece bir sessiz harf vardır diyor. O zaman da düşüneceğimiz şu. Hiç sessiz harf olmayan, yani sessiz harften kastımız burada B, C, D ve P. Hiç sessiz harf olmasaydı sadece A ve E'den oluşan alt kümeleri alırdık. 2 üzeri 2. 4 tane alt küme vardır derdik. Ama hiç sessiz harf yok. Seslilerden oluşuyor bu. Bir tane de boş küme var. Ama diyor ki bir tane, sadece bir tane sessiz harf vardır. Şimdi sadece bir tane sessiz harf varsa bu 4 tanenin yanına B'yi ekleyin. 4. Ya da B'yi geri çıkartın, C'yi ekleyin. 4. D'yi ekleyin 4. F'yi ekleyin 4. Her biri için sadece bir tane sessiz harf olan dörder küme ortaya çıkacak. Dolayısıyla doğru cevap 16 tane olacaktır. Hatta şöyle biraz daha kafanıza yatsın diye boş küme A, E ve AE. İlk etapta bulduğumuz seslilerden oluşan kümeler bunlar. Şimdi bunlara B'yi ekleyin. Bu artık B oldu. Bu AB oldu. Bu EB oldu. Bu A, B, E oldu. Bakın B'nin olduğu 4 tane. Aynı şekilde C, D, F'ye de uygulanabilir. Mantığınıza iyice ne yansın diye biraz açıklama yapıyorum. Lütfen uzattığımı düşünmeyin buralarda. Bunlar sizin için önemli. Bir kümenin eleman sayısı 2 artırıldığında alt küme sayısı 48 artmaktadır. Buna göre bu kümenin eleman sayısı kaçtır? Diyelim ki kümenin eleman sayısı N. O zaman alt küme sayısı 2 üzeri N olmaz mı? Evet. Eleman sayısı 2 arttırırsa artık n artı 2 tane elemanı vardır. Alt küme sayısı da 2 üzeri n artı 2 olur. 2 üzeri n artı 2'den 2 üzeri n'i çıkartırsak cevap kaç olacak? 48 olacak. O zaman bunu nasıl yaparım şimdi? N'i bulmam lazım ya, bunu 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri n diye düşünürüm. 2 üzeri n'i de çıkartırım. 48. Burada 4 tane 2 üzeri n var. Bir tane çıkartın, 3 tane 2 üzeri n 48'den 3'e bölün 16. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır? 4. Demek ki bu küme 4 elemanlı. Bu sefer A, B, C, D, F kümesi verilmiş yine. A kümesinin alt kümelerinin kaçında sesli harf yoktur diyor. Sesli harf yoksa sesli harfleri yok edeceksiniz. 5 elemanlı kaldı. Cevap 2 üzeri 5, yani 32 olacaktır. Peki kaç tanesi sessiz harflerden oluşur? Aman sonraki şık bu olmasın demiyor. Kaç tanesi sessiz harflerden oluşur deseydi gene aynı şeyi yapardık. 2 üzeri 5 değil yalnız 4'müş bu, özür diliyorum. Benim hatam. Kaç tanesi sessiz harflerden oluşur deseydi. Dikkat edin. 2 üzeri 4 16. Eksi 1 yani 15 derdik. Neden? Çünkü bu 16 alt küme, burada sesli harf yok. Doğru. Ama bunlardan bir tanesi boş küme. Boş kümede sessiz harf de yok. Dolayısıyla kaç tanesi sessiz harflerden oluşur derse 2 üzeri 4 eksi 1 demeniz gerekiyordu. Yine aynı kümenin kaçında A vardır, C yoktur. A olacak, C olmayacak. Şunu yapın. Hem A'yı hem C'yi silin arkadaşlar. Geriye 4 eleman mı kaldı? Cevap 2 üzeri 4. 16 olacaktır. Neden? Az önce söyledim ya, vardır ve yoktur durumları eşittir. A'yı sildiniz, C'yi ise konu anlatımlarını bir hatırlayın. Orada bir x'li taramalı kısım da göstermiştim size. Oralardan da faydalanabilirsiniz. A vardır ve C yoktur. Buradaki ve vavacı da çok önemli. Veya kullanırsa farklı bir durum çünkü ortaya çıkıyor. A vardır, C yoktur diyorsa gene bu şekilde A ve C'yi karala. C ve D vardır. Hem C'yi karala hem D'yi karala. Gene ve bağlıcı var çünkü. C ve D'yi karaladığınızda yine 4 eleman kalacak. 2 üzeri 4'ten yine cevap ne? 16. Peki
C veya D vardır derse o zaman iş değişiyor. Neden? Sadece C'nin olduğu, sadece D'nin olduğu ya da her ikisinin aynı anda olduğu tüm elemanları istiyor bizden. O zaman durum şu. B, C, D, E, F. 6 elemanı yazdık mı? Tüm alt kümelerden C ile D'nin olmadıklarını kapatalım. 2 üzeri 4'ü çıkartırım. Böylelikle 64-16'dan yanıt 48 çıkar. 48 alt kümede ya C tek başına ya D tek başına ya da her ikisi birden nedir? Vardır. Ama hocam biraz karışık, farkı nasıl düşünebiliriz? Hemen söyleyeyim. Şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi C veya D vardır diyor ya, kafamı karıştırdı. C ile D'yi gönderdim. 4 eleman kaldı. 2 üzeri 4. 16 tane alt kümede C veya D'den eser yok. Öyle değil mi? Şimdi bu 16 alt kümeye C'yi eklesem, C'nin olduğu 16 tane. D'yi eklesem, yalnızca D'nin olduğu 16 tane. Hem C hem D'yi eklesem, her ikisinin de olduğu 16 tane. 16, 16, 16, toplamda 48 tane alt küme elde edersiniz. Kaçında C ya da D vardır? Durum farklı. C ya da D vardır diyorsa, ikisinden birisi olacak. O zaman az önceki durumla aynı. Yani ortak olan kısım şu. C ve D'yi çıkardığımızda 16 alt küme yok muydu? Evet. Sadece C'yi ekleyeceğimiz 16, sadece D'yi ekleyeceğimiz gene 16. Cevap 32 olur. Ya da bağlacıyla veya bağlacı matematikte çok dikkat etmeniz gereken iki bağlaçtır. Veya da her ikisi birden kabul edilebilir. Ancak ya da her ikisi birden kabul edilemez sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi de şöyle bir soru. ABC kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri, verilenlere göre SC üssü kaçtır? Unutmayın, A ile A üssünün birleşimi evrensel kümeyi oluşturacaktır bizlere. O zaman A üssü ile A'nın toplamı evrensel kümedir. B üssü ile B'nin toplamı da evrensel kümedir. Dolayısıyla bunları taraf tarafa toplarsak 2 tane evrensel küme eşittir 19, 17 daha 36. Dolayısıyla evrensel küme eşittir 18. Yani buradaki evrensel küme 18 elemanlı. Eğer 10 tanesi C'nin elemanıysa geriye kalan 8 tanesi de C üssünün elemanı olmak zorunda. Evet, kümelerle ilgili şu anda anlatacağımız kısım bu. Bitmedi tabii ki, haftaya kümelerin kalan kısmı gelecek ve yine yazılı videoları gelecek. Unutmayın, abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.